Haftalık girişim raporu için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Çenol Bey. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Güzel bir program devam ediyor. Umarım sonu da bu şekilde gelsin diyelim. Sağ olun efendim. Hocam. Teşekkürler. Evet, girişimcilik alanında bu hafta bize neler aktarmak istersiniz? Buyurun lütfen. Şimdi aslına bakarsanız bu hafta gerçekten Türkiye adına girişimciliğin çok zirvede olduğu bir haftayı kapattık. Özellikle ilk gelişme TÜBİTAK'tan, TÜBİTAK BİK Fonu'nun girişimci adaylara 900 bin lira yatırım desteği vereceği haberi bizim için çok önemli. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, işte Aselsan ve Konya Ticaret Üniversitesi, Karatay Üniversitesi işbirliğinde yürütülen bir proje, BİK Garaj Projesi. Bu kapsamda girişimci adaylara 900 bin lira yatırım desteği veriliyor. Bence çok önemli Şenol Bey. Bunların desteklenmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi çok önemli. Destek tutarı, işte başvurusu kabul edilenlere geri ödemesiz olarak veriliyor. Bununla birlikte bu tutar TÜBİTAK BİK Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılıyor. Yine aynı şekilde teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimlerinin olduğunu görüyoruz. Burada iş projesi oluşturma, plan oluşturma, proje yazma eğitimleriyle tüm mentorluk destekleri bir garaj proje ortakları ve destek kuruluşlarınca ücretsiz sağlanacak. Edindiğimiz bilgilere göre de programla 90 üzerinde ekip ve 18 milyon liranın üzerinde geri ödemesiz hibe almaya hak kazanılmış durumda. Bu tarz projelerin devamı ülkemiz adına son derece önemli diye düşünüyorum. Yine bu hafta karşımıza çıkan Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Onu ben değerli teknoloji ve gelecek izleyicilerine aktarmak isterim. Türk Yatırım Fonu'nun 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kurulduğunu ifade etti. Bakın şu aşama çok önemli. Biliyorsunuz ekonomik olarak çok ciddi tedbirler söz konusu. Ama bununla birlikte yatırım açısından da çok önemli hamleler yapılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği kapsamında Türk Yatırım Fonu onun operasyonel hale getirilerek güçlendirileceğini belirtti Sayın Mehmet Şimşek. Bununla birlikte bu fonun 2024 yılı itibariyle 1.9 trilyon yani yaklaşık 2 trilyon ekonomik büyüklüğe ve 178 milyon nüfusa sahip olacak tüm Türk devletlerinin hem ekonomik hem ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Çünkü bu KOBİ'lerin büyümesi, altyapı ve yenilebilir enerjinin, tarım, turizm gibi birçok alandaki yatırımların desteğe sahip olması ülkemiz açısından çok değerli Şenol Bey. Bunu ifade etmemiz son derece önemli. Bir de tabii yine bu hafta karşımıza çıkan İşte BDDK'dan işte Marin Yatırım Bankası AŞ, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ ve Adil Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi. Bundan biraz bahsetmek isterim. Değerli izleyicilerimiz bu nedir vesaire diyebilirler. Şimdi bu yeni yatırım bankaları BDDK tarafından 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında yapılan incelemeler neticesinde buna karar verildi. Kurucu ortaklar içerisinde kimler var derseniz belki çoğumuzun da tanıdığı Mehmet Koç var, efendim Sefa Koç var, Norman Tekin var, Meltem Süloğlu var, Yavuz Duranoğlu var. Onlar tarafından yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık sermaye ile Marin Yatırım Bankası AŞ ve yine kurucu ortaklar arasında Aytemiz Finansal Hizmetler AŞ, Hüseyin Aytemiz, Ahmet Aytemiz, Kerem Aytemiz tarafından 1,5 milyar Türk lirası sermaye ile kuruldu. Ayrıca yine kurucu ortaklar Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, efendim Özber Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akçan tarafından 3 milyar TL sermaye ile Adil Katılım Bankası AŞ adlı Dijital Katılım Bankası'nın kurulmasına onay verildi. Şenol Bey bu neden önemli? Dijital ekonomi zaten sizlerle yaptığımız yayınlarda hep bunları söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bunlar çok önemli. Ülkenin gelecekte hem görünen yüzü olacak hem de ekonomik açısından ciddi bir kalkınma sağlayacağını ifade edebiliriz. Yine bu hafta Vestel Mobilite üyesi ilk Türk şirket oldu. Bu da çok önemli. Bugün Avrupa'nın gelişimine katkıda bulunmak özellikle enerji sektöründe çok ciddi bir marka olarak devam ediyor. Bildiğiniz üzere burada sizler de zaten her hafta
yaptığınız yayınlarda yerli milli girişimlerin çok önemli olduğu, bunların desteklenmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz. Vestel'in de bu uluslararası alandaki rekabet gücünü arttırması tabii ki Türk milleti olarak bizim de mutluluğumuz oluyor. Ve son gelişmeden bahsetmek istiyorum kıymetli Şenol Bey. Yapay zeka ile çağrı merkezlerinde devrim yavaş yavaş geliyor. Zaten bugün artık üretken yapay zeka uygulamaları hayatımızın her noktasında, müşteri ilişkileri yönetimi alanında önemli bir değişim oluşturacağı benziyor. Bu global teknoloji şirketlerine göre şu an yapay zeka teknolojisi tamı tamına bir yıl içerisinde bu merkezlerin buradaki iş gücü tamamen ortadan kalkmış olacak. Bunlar otomatik hale gelecek. Hatta bazen sizinle yaptığımız yayınlarda konuşuyorduk Şenol Bey. İşte meslekler ölecek mi? Ortadan kalkacak mı? Vesaire. Müşterilerin talepleri nasıl hızlı bir şekilde alınacak? Müşteri memnuniyetleri nasıl analiz edecek derken artık yapay zeka destekli sistemler özellikle çağrı merkezi operatörlerinden tutun. Bununla birlikte işte müşteri hizmetleri yönetiminden tutun. Daha kişisel ve etkili hale getirmiş olacak. Ülke olarak bizim de mutlak surette bu tarz alandaki çalışmaları desteklememiz, bu tarz girişimcilik hikayelerine mutlaka bizlerin de efendim destek olmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Haftanın girişim raporunda aktaracaklarımız bu kadar. Ben değerli konuğumuza ve size güzel bir yayın dileklerimi iletiyorum kıymetli Şenol Bey. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamıza aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.